Merhaba çocuklar, bugün sizin için bu hikayeyi okuyacağım. Bu hikayenin ismi de Kimse Beni Anlamıyor. Öykü bir süredir çok sinirliydi. Sınıfın ortasında durdu ve bağırdı. Neden beni kimse anlamıyor? Bütün sınıf şaşkınlıkla Öykü'ye baktı. Kan arka sıralardan seslendi. Öykü okula geldi. Öykü okula geldiğimizde biri başımın ağrıdığını biliyorsun. Neden bağırıyorsun? Affan, akıllı Caber akşam acilen ağaç evde buluşmaları gerektiğini söyledi. Ama öykü onları da görmek istemiyordu. Siz de beni anlamıyorsunuz püf diye ellerini göğsünde birleştirerek sırasına oturdu. Okul çıkışında pijama kulübü çocukları Burak ve Tufu'yu da alarak ağaç eve gittiler. Öykü onlarla gelmemişti. Annesi güzel kızı için endişeleniyordu. Çünkü okuldan döner dönmez annesine de aynı şeyi söylemişti. Neden hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz? Kimse bir öyküyü anlamıyordu gerçekten de. Onun neden böyle davrandığını bilmiyorlardı. Burak biliyordu. Öykü bir film izlemişti. Filmdeki kız sürekli soru çıkarıyordu. O zaman herkes onunla ilgileniyordu. Filmi anlattı. Ama biz zaten öyküyü çok seviyoruz dedi Caberk. Mırır diye cevap verdi Tofu. O filmde sonra annemin yaptığı babayı yemek istemedi. Annem o gün çok yorgundu. Öykü annemi kızınca hepimiz çok üzüldük. Kimse Öykü'yü böyle görmeye alışık değildi. Onu bahçedeki çiçekler bile çok severdi. De her sabah günaydın çiçekler diye seslediydi. Hepsi en güzel kokulu çiçek olmak için yarışırdı. Yapılacak tek bir şey var dedi Akın. Onunla konuşmak zorundayız. Eve döndüklerinde Öykü odasından çıkmak istemedi. Arkadaşları ona ne dediyse cevap vermedi. Yatağının üzerinde somurtarak oturdu. Dışarı çıktıklarında bu böyle olmayacak dedi Affan. Plan yaptılar. Herkese durumu anlattılar. Öykü'nün annesi ve babası, arkadaşları, komşuları kimse onunla konuşmayacaktı. Böylece Öykü hatasını anlayacaktı. Bağırarak konuşmayı ve küsmeyi bırakacaktı. Öykü ertesi gün yatağından somurtarak kalktı. Tofu ve Burak ona günaydın demedi. Annesi ve babası kahvaltı yapıyorlardı. Ona hiçbir şey demediler. Puf diyerek sandalyesine oturdu. Bahçedeki çiçekler onu görünce boyunlarını eğerek soldular. Okula gittiğinde de durum aynıydı. Kimse onunla konuşmuyordu. Hey diye bağırdı Öykü. Neden ki benimle konuşmuyorsunuz? Çünkü bağırıyorsun dedi öğretmen. Öykü'nün sesini sınıfa girerken duymuştu. Sorun ne? Neden böyle davranıyorsun? Konuşmak ister misin? Hayır, istemiyorum diye cevap verdi Öykü. Çünkü kimse beni anlamıyor. Sen bilirsin dedi öğretmen. Derse başladılar. Ama hiç kimse Öykü ile konuşmuyordu. Öğretmen de parmak kaldırdığında ona söz vermiyordu. Çünkü Öykü neyi anlatırsa bağırarak anlatıyordu. Onu çok seven herkes bundan rahatsız olurdu. Ona yardım edemedikleri için üzülüyorlardı. Öykü bir süre sonra da çok sıkıldı ve ağlamaya başladı. Kim bir rızadan da bağırıyordu. Beni seviyorsunuz, beni anlamıyorsunuz. Lütfen Öykü beni dinler misin? Dedi öğretmen.
Gözyaşlarını silerek öğün resmine baktı. Seni neden anlamadığımızı düşünüyorsun? Öykü cevap vermedi. Seni sevmediğimizi nereden çıkardın? Öykünün buna da cevap verecek bir cevabı yoktu. Güzel öykü, hepimiz seni çok seviyoruz. Bazen hepimiz daha çok sevilmek isteyebiliriz. Bazen yanlış anlaşılabiliriz. Fakat bütün bunları konuşarak çözmelisin. Bağırdığın zaman biz seni ne demek istediğini anlamıyoruz. Haklısınız dedi Öykü. Hatasını anlamıştı. Seni sevmiyoruz, seviyoruz Öykü diye bağırdı bütün sınıf. Öykü mutlulukla gülümsedi. Çünkü sevgi çok güzeldi. Evet çocuklar, bu hikayemiz bitti. Sonraki videoya görüşürüz.